Selamlar. Bak, Şimdi Diyarbakır'dan özel usta getirdik. Bugün çiğ köfte yapacağız. Öncelikle salçayı kavuruyor ustamız. Salçayı daha güzel tad vermesi için kavuruyoruz. Tadını vermedi. Şimdi domates suyu ekledik şu an. Çok fazla renk vermedi ama. Renkten değil, domates suyu üstünü nemlensin diye. Su şeyini. Çünkü şey olmaz yani. O kadar fazla salça da kullanmıyor. Şu an çiğ köftenin önemli malzemelerinden bir tanesi sarımsak. Sarımsağı soğanın dibiyle birlikte rondodan geçireceğim. Yoğurdu karışımı ekleyeceğiz. Bilal abinin çalışmaları devam ediyor. Peki bu kim? Hangisi diye. Bilal abi Diyarbakır'ın bağrından kopup gelmiş bir abimiz. Sağ olsun bize az çiğ köfte yapmadı. Bu eşsiz tarifi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şu şimdi eti kadar yoğuruyor. Aynen. Etimizi ilave ediyoruz şu an. Etimiz ne kadar? Hepsini at gitsin. 1 kilo mu? 1 pound oluyor. 1 pound 450 gram. Biraz fazla koymadık. Aslında daha fazla koyabiliriz. Biz sadece domates suyu ve salça ekledik. Üzerine de eti karıştırıyoruz şu an. En az 1 saat, en fazla 1,5 saat yeterli karıştırmak için. Doğru mu Bilal abi? Aynen. Bırak şimdi. Özel special diyordun. Yok. Kimse bilmesin diyordun. Çekimi zorla yapıyorum. Zor şartlar altında. Yok arkadaşlar başım ağrıyor bak. Ondan dolayı gerçekten ben uykusuzum ondan dolayı mı? Ben inanmıyorum. Keyfim yok. İki tane büyük sarımsağı ayıkladım. Ronların içine koydum. Yeşil soğanın dip tarafını kesiyoruz. Tat vermesi için. Güzelce yıkayacağım. Arkadaşlar bu tarif internette yok. Bu tarif Bilal abiye özgü. Herkesin, her ustanın yapışı farklı olabilir ve hepsi de güzel de olabilir. Bizim bu şekilde. Salçası nasıl ya? Ben anlamadım. Göremedim. Ne istiyor? Nar ekşisi. Bilal abi hijyen kurallarına çok dikkat eden bir abimiz. Tırnağımı keserek geldim. Benim. Aynen. Abi şimdi şu ana kadar beklediğimiz şeyler salça, domates suyu, yağ, nar ekşisi, bir de limon suyu, bir de et ekledik. Eti de ekledik. Uzun bir süre karıştıracağız. Daha sonra baharatını ekleyeceğiz ve karışıma yeşillik ekleyeceğiz. Ya aslında bu çiğ köfte bu çok. Biliyor musun? Biz biraz büyük. Aynen biz biraz sayımız fazla olduğu için. Aşiret olduğumuz için biraz fazla. Biz büyük severiz. 20-30 kişiyle gidiyor biliyor musun? Biz fazla gideriz. Biz biraz şey olarak. Çünkü köftenin püf noktası iyi bir şekilde karışımı. Yani karıştırılması gerekiyor. Birbirine tamamen yedirilmesi gerekiyor. Ustamı da anlatsa daha iyi olur tabii. Ama konuşmayı çok sevmediği için ben açıklamaya çalışıyorum. Çok çekingen arkadaş ondan dolayı. Arkadaşlar New York'a geldiğinizde özleyeceğiniz en büyük tatlardan birisi çiğ köfte. Ya Bilal abi gibi bir abiniz olacak ya da bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Gerçi satılmaya başladı ha. Satılmaya başladı ama onlar etsiz yapıyorlar. Bir de vegan konseptiyle yapıyorlar onlar. Evet. O da bize çok gelmiyor yani ben. Ama bilmiyorum ben orayı beğenmedim bilmiyorum. Güzeldi miydi onun? El yapımı gibi olmuyor makineyle yapıyorlar. Makineyle hani, mi yapıyorlar? Makinede yapıyorlar genelde. Öyle mi diyorsun? Makine de yaparlar. Yani uğraşmazlar abi. Herhalde el yapımı yapmazlar. Ve porsiyonu çok pahalı arkadaşlar. Dürüm alıyorduk. Küçücük bir dürüm. İçine az bir şey çiğ köfte koyuyorlar. $10. Evet. Misafirlerimiz oturuyorlar orada. Acıkmışlar. Acıkmadın mı? Çiğ köfteyi soruyorlar. Zaman alıyor arkadaşım bekleyeceksin. Gezdir bizi Sezgin. Hazırlanın. Ne söylemek istersin? Merhaba arkadaşlar, Sezgin kanalını izlemenizi rica ediyorum ilk önce. Teşekkürler. Öğretmen arkadaşımız çok kibardı. Aynen. Orada neyse misafirler orada konuşsunlar, biz farklı işimize farklı devam edelim. Orta Amerika olarak. Bölge olarak güneye geçiyoruz. Bilal Usta, anlat bize biraz bir şeyler söyle ya. Bilal Usta'nın başı ağrıyor, vallahi başı ağrıyor Sezgin. Evet şimdi baharatlarımızı ekledik. Yeşil. Ben soğanları ve soğanı ve maydanoz sonra. Bunları ince ince kesmemiz gerekiyor arkadaşlar. Diğer türlü çok diri diri görünüyor. Güzel olmuyor. Bilal abi kızıyor sana. İnce kesmeyince.
Gayet güzel bence. Tadımını yapıyoruz, ona göre eksik ne var bakacağız. Bir şeyler eksik ama yine de güzel olmuş. Bence. Bak tepek. Salça. Limonu eksik. Tuzu eksik bence. Tuzu var da ya. Hmm. Gel abi. Biraz tuzu eksik hani. Ben tad alamıyorum ya. Ben şu anda tad alamıyorum abi. Tuzu eksik abi. Limon da eksik. Limon var, limon sıkıntı. Limon getireyim o zaman. Limon sıkarsın hiç olmaz. Ama acılı güzel. Acılı hoşuma gitti. Valla? Aynen. Hı. Çok güzel olmuş. Acı kıvamı güzel. Şu an bile yenilebilecek kıvam aslında. Yani tam değil ama yine de var yani. Falan. Yoğurma bu pilav şey. Yine fena olmamış yani. Yenilebilir kıvam da yine. O baharat biraz da dök bakalım. Tuz diyorsan onları tuzu aradım. Ha? Evet, renk tamı kendini bulmaya başladı Bilal abi. Evet. Ben de kendimi bulmaya başladım. Birçok kardeşimiz de geldi. Şey yetişti, İsmail. Tuvalete zorla girdi. Tuvalete zorla yetişti, adam çalışıyor. Evet, İsmail de geldiğine göre çiğ köftemiz de hazır. Şimdi masaya geçeceğiz. Evet, tabağımız hazır. Bu sadece görünen yüzü, bir de görünmeyen yüz var. Yani biz bir orduya yetecek kadar çiğ köfte yaptık sayılır. Evet, şimdi müzik eşliğinde gidiyoruz. Oğlum hangi müziği açtın ya? Açacağım ama. Dur hadi bir. Evet arkadaşlar hadi gidelim. Üşürüyor mu şeyleri? Taklidini yapma. Biz yedik onayladık şimdi onlar bakalım beğenecekler. Evet. Bilal abinin ellerinden güzel bir çiğ köfte bakın. Yeni bir tane çocuk geliyor mu? Azal diye bakın, beğenecek misin? Neyşan mı? Deniyorum. Evet, deniyor şu an. Canlı yayında deniyor. Bir bakırlı olarak çiğ köfte deniyor şu anda. Aynen. Hadi bakalım. Şu anda şey, ufacık bir şey. Kim? Güzel mi? Tabii ki de hemşerim süper yapmış. Tabii, hemşerisine kötü bir şey söylemez zaten. Ama adam yapıyor yani. Evet arkadaşlar, şimdi yabancı arkadaşımız var aramızda. Ona soracağız bakalım beğenmiş mi? Okay, try it. Brezilya'da çiğ köftem vardı. How do you like it? It's good. It's spicy. Good? Do you like spicy? Yeah. Oh, okay. It's great. Brezilya'nın Diyarbakır ilçesinde. Evet. O da beğendiyse tamamdır. Daha gösterelim. Adam sucuk. It's not hard to make, right? Yeah. It's too much work. Yeah. That's one thing. You have to like mash it too much. Like almost 2 hours. Really? Yeah, yes. Because you don't boil, so it's dry. Mm-hmm. You have to mash it, make it soft. Yeah. It was almost 2 hours now. Yeah, it's over one and a half. Okay. Çiğ köfteden sonra halay çekeceğiz hep birlikte. Enerjilerimizi o şekilde atacağız. Bak İsmail şimdiden başladı. So, today I'm going to show you how we serve this beautiful meatless goods. So I'm gonna be serving for all of you, and I'm gonna be doing my show for the night. Show, no? Yes. You did the big show, but you didn't. Oh, maybe design. You didn't do the. Play design. Entertainment, you know? The show, it should be like something special with a fire. Do we have pomegranate sauce? Is we still got more? Yes, we do. Okay. I can give you water. Can I sit next to you? Your hands, so... Aww. You're gonna smell this beautiful citrus when you're eating. Oh my god. Abi, limonu bari listet, ben listete çalıştım ya öyle. You squeezed it already. The guy who... No, I just squeezed it on mine. Who famous for the salt. Oh, yeah, yeah.
His name is Nusret. Yeah. The mostly people know him because of show. Konuşmalarına geçiyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar sağ olsun. Bu işleri hallediyorlar. Masamızı topladık. Kalan bir çekerseniz. Ya. Halay çekecektik ama saat geç oldu. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Çok güzel bir çiğ köfte partisi yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.